Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yeniden hoş geldiniz. Arkadaşlar biliyorsunuz son 3 haftadır video yükleyemiyordum. Kısaca sebeplerinden bahsetmek istiyorum videoya başlamadan önce. Birkaç sağlık sorunu yaşadım. Şu an Allah'a şükür daha iyiyim. Hastanede kalmak zorunda kaldım bir hafta. Ardından bir hafta da dinlenmek istedim. Ondan sonraki haftada biliyorsunuz maalesef İzmir'de bir deprem yaşandı arkadaşlar. Saygı duyduğumdan, ayrıca İzmirli olduğumdan video yüklemeyi tercih etmedim, istemedim de. Depremde vefat eden herkese Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Zarar gören insanlara da sabır diliyorum. Yakınlarını kaybedenlere de sabır diliyorum. Allah herkesin yardımcısı olsun. Umarım böyle şeyler daha fazla yaşanmaz. Yaşansa bile umarım hiç kimsenin burnu kanamaz. Ve direkt videoya başlamak istiyorum. Bugün nasıl bir video planladım? Hastalık dönemimde biliyorsunuz arkadaşlar makyaj düşünemedim açıkçası. Düşünmek de istemedim. O sırada birkaç yeni ürünler geldi eve. Ablam onları gördü. Ben bilmiyordum. O yeni ürünleri size göstermek istedim. Onlarla makyaj yapmak istedim. 3 haftadır makyaj yapmıyorum. Benim için de biraz şey olacak şimdi. Ama bence başlayalım. İlk olarak tabii ki primerlarımla başlayacağım ve dudak bakımımla başlayacağım. Şöyle bir ürünüm var dudağım için. Biliyorsunuz 15 euroluk bir abone kutum var benim. Her ay bana geliyor. Oradan da onun içinden de şöyle bir ürün çıktı. Steve Laurent markası. Lip oil, yani dudak yağı. Şu şekilde bir ürün. Hafif pembemsi ama dudaklarda renk gözükmüyor, belli olmuyor. Zaten şimdi uygulayacağım, siz de göreceksiniz. Bu ürünü kullandım daha önce. Diğer ürünleri hiç kullanmadım daha ama bunu kullandım. Severek kullanıyorum. Görüyorsunuz bir lip gloss gibi aslında. Pek bir renk vermiyor dudaklara. Kokusu hafif badem gibi aslında. Badem ezmesi gibi. Güzel, yani beni rahatsız etmedi tadı, dokusu falan. Yapış yapış da değil dudak yağı olduğu için. Dudaklara çabuk iniyor. Güzel emiliyor yani. Biraz pahalı bir ürün diye okudum. 17 euro civarı falan. Bir dudak yağı için bence biraz fazla. Ama kaliteli bir ürün olduğu için ben sevdim, beğendim. Özellikle bu aralar dudaklarım çok kuru. Onun için çok işe yaradı. Bunu beğendim yani. Primerımla devam edeceğim. Primer olarak aslında pek yeni ürünüm yok. Sadece 3 tane testerım var. Birincisi şöyle herkesin bildiği Benefit The Professional ürünü. Bunu daha önce galiba denedim ama beğendim mi beğenmedim mi hatırlamıyorum. Diğer primerlarım aslında primer değil. Biri Tomorrow Labs'in Overnight Activator Face Cream'i. Yani normal bir krem. Görünüyordur umarım. Diğeri de Clarins markasının. Bunu duyanlar olmuştur belki. Biraz pahalı bir marka diye biliyorum. Wrinkle Control diyor. Yani kırışıklıkları önleyen bir günlük krem. Bunları kullanmayı düşünmüyorum çünkü bunlar primer değil aslında. Zaten şu an nemlendirici var cildimde. O yüzden bunları kenara bırakacağım. Ve Professional'ı deneyeceğim. Sanki daha önce yine böyle tester gelmişti ve sen onu denemiştin, Benefit'i. Ve hani fena değil ama fiyatından dolayı almam. Öyle miydi? Pek sanki hatırlayamadım sanki. Bu Benefit kullandım mı? Ben de tam emin kullanmadım değilim. Kullanmadım mı? Ben bu şekilde silikonlu ürünleri pek sevmiyorum aslında. Yani gözeneklerimi küçülttü gibi ama işte çok aşırı silikonlumsu olduğu için bilemedim. Zaten evet, Benefit pahalı bir ürün. Yani fena değil ama aşırı silikonlumsu ve çok matlaştırdı. Yani bakacağız, göreceğiz. Bu arada upgrade gelmiş ben yokken gördüm. Artık ben de kültür sanat yapabileceğim. Ali biçim Mesut Can Tomay gibi. Sponsor çalışıyor. Evet, sponsor. üzerine Sans Souci'nin termal suyunu uygulayacağım. Bu yeni bir şey değil. Sadece primerım çok mat olduğu için biraz cildimi nemlendirmek istiyorum. Evet, bitmiş. Ciddi misin ya? Evet. O zaman devam edelim. Fondöten. Yeni fondötenim de yok. Yine tester deneyeceğim. Evet, bazı kategorilerde yeni şeylerim yok. Çünkü sürekli yeni şeyi almıyorum.
Ama böyle testerler gelince de denemeyi seviyorum. Biliyorsunuz daha önce bunu denemiştim zaten. İki testerim var. Biri Estée Lauder'ın Double Wear fondöteni. Bunu daha önce denemiştik. Bunu kullanmak istemiyorum o yüzden. Çünkü çok memnun kaldığım bir ürün değildi. Çok koyu olmuştu. O muydu? Evet. Zaten yine koyu bir renk. Ivory Beige. Bu bana yine koyu gelecek. Şöyle bir ürünüm var bir de. Diego Dalla Palma Milano diyor. Nudissimo Glow. Soft Glow Foundation. Yani daha doğal bir fondöten. Tanımadığım bir marka açıkçası. Türkiye'de de satılıyor mu hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum. İçindeki ürün de açıkçası bana yetecek mi bilmiyorum. Kaç milim var? 2 milim. Estée Lauder'da ne kadar varmış? Onda 1'di galiba. 1 milim. Bunlar da iyice şey. Rengi iyi gözüküyor. Bunun iki katı gene bak. Yani Diego. Diego Dalla Palma. Acaba pahalı bir marka mı? Bakalım. Oo ben yetmez dedim ama bayağı ürün varmış içinde. Ama çok akışkan bir fondöten. Süngerimle cildime. Neydi Diego? Dalla Palma. Bu arada süngerimden de bahsedeyim. Bu da yeni çünkü. Revolution markasının bir fondöteni. Bunlar setti. Bir pudra süngeri var içerisinde. Onu da birazdan göstereceğim. Bir de normal bir sünger. Yumuşaklık açısından fena değil. 36 euroluk bir fondötenmiş arkadaşlar. Yani evet pahalı. Bakalım Sephora'da var mı? Açıkçası dokusundan belli oluyor pahalı olduğu. Mesela ben fondötenin kalitesine hep genellikle burnumun üzerinde bakıyorum. Çünkü burnumun üzeri her insanda olduğu gibi biraz sorunlu bir bölge olduğu için sıkıntı yapabiliyor bazı fondötenler. Bu ama fena durmadı. Sephora Türkiye'de yok. Süngerden bahsediyordum. Bu işte normal bir sünger arkadaşlar bildiğiniz gibi. Açıkçası Real Technique süngerini biraz daha tercih ediyorum. Ama fena bir sünger değil. Açıkçası zaten pudra süngeri için aldım bu seti. Çünkü pudra süngerim yok. Öyle bir şey olduğunu da bilmiyordum. Onun dokusu biraz daha farklı ama birazdan göstereceğim onu da zaten. Ben fondöteni bayağı beğendim. Oha! $299 TL'den 179 TL'ye düşmüş arkadaşlar. Trend yol mu? Evet, trend yolu. Trend yolda. Yani Sephora'da yok da mı? Trend yolda var. Ya 300 TL ise yok da indirimli fiyatı yine fena değil. Çünkü mesela L'Oreal bile 130 TL olduğu için böyle bir markaya bence iyi. Görüyorsunuz kapatıcılığı yüksek değil. Şuralarda hala sivilcelerim belli oluyor. Ama ciltte sanki fondöten yokmuş gibi duruyor. Ama yine de cildini düzledi. L'Oreal True Match fondöteni şu an 84 yani 83.94 TL'ye düşmüş. İki tane ondan alırsın. Ama pahalı bir fondöten istiyorsan bence bu güzel. Ha, o ayrı. Ama L'Oreal'ın normal fiyatını söyle bir de. 139. Bak biraz daha para verip bu fondöteni alabilirim o zaman. Yani pahalı bir fondöten istiyorsanız arkadaşlar. Arkadaşlar fondötende ama şu sıkıntı var. Rengini değiştiriyor maalesef. Yani koyulaşıyor cildinizde. Şöyle belki elimde belli olur. Gördüğünüz üzere önceden uyguladığım yerler turuncuya dönmeye başlamış. Ve taze sıktığım yer daha normal renginde. Yani koyulaşma var fondötende. Renginizi ararken dikkatli olun derim. Şu daha sivilcelerimin belirgin yerlerine iki kat uyguluyorum haliyle. Bu aralar daha doğal fondötenler kullanmayı tercih ettiğim için bu fondöteni ben beğendim. Ama kapatıcı bir fondöten arıyorsanız tavsiye etmem tabii ki. Biliyorsunuz arkadaşlar ben fondöten uygularken normalinde fırça sünger kombinasyonunu kullanıyorum. O yüzden bir fondöten fırçası alıyorum elime hemen. Bu Kiko'nun. Bu da yeni bir ürün. Şöyle mavi küçük bir fırça. Kalan yerlerden
fazlalık ürünü alıyorum. Bundan sonra tabii ki kapatıcıma geçiyorum. Kapatıcı olarak da bir yeni bir ürünüm yok ama kapatıcıyı uygulayacağım yeni bir ürünüm var. Şöyle minik süngerler denemek istedim ben. Görüyorsunuz. Küçücük bir sünger. Bu Beauty Bay markasının. Şöyle dörtlü bir sette geldi şu kutunun içinde. Yani dört tane var bu süngerden. Ben tabii ki bir tanesini ıslattım sadece. Hemen bir kapatıcı alıyorum. Revolution'ın Conceal and Hydrate ürününü kullanacağım. Ben de iki rengi C1. C1. Normalinde komple sürüyorum gözümün altına ama biraz daha az istedim bu sefer. Bu bayağı yumuşak bir sünger bu arada. Böyle bir süngeri niye denedim? Özellikle şu göz bölgesinde büyük süngerler bazen sıkıntı çıkarabiliyor. Fırçalar da öyle. Oralara daha kolay bir şekilde ulaşmak için. Aynı zamanda tabii ki gözlerimin üstüne de primer gibi kapatıcımı uyguluyorum. Son olarak yine süngerimin temiz tarafıyla dar cildimin üzerinden geçiyorum. Küçük sünger olayını bilemedim. Fazla iyi blend yapmadı. Şimdi pudraya geçiş yapıyorum. Bunun için yine birkaç ürünüm var. İlk olarak loose pudramla, yani sıkıştırılmamış pudramla başlamak istiyorum. I Heart Revolution markasının Peach Scented Baking Powder, yani baking pudrası. Adından da zaten belli olduğu gibi. Çok tatlı şekilde üzerinde şeftaliler var. Normalinde bunlar Watson's'ta satılıyor diye biliyorum. Yani aslında çok da şeftali kokusu yok. Bebek pudrası gibi koktu bana. Ya hafif bir şeftali kokusu var. Şeftali de denemez aslında. Daha çok marakuya gibi kokuyor. Ne bir mango falan. Yani. Ve az önce bahsettiğim pudra süngerimi alacağım. Bunun dokusu biraz daha kadife gibi aslında bu süngerin. Ve gördüğünüz üzere zaten biraz formu da değişik. Bununla deneyeceğim pudramı. Bunu da ıslattım bu arada kullanmadan önce. Islak kullanılması gerektiği yazıyordu. Yani normalde bende bu şekildeki pudralar cildime uyguladığımda çok dağılıyor ve tozutuyordu. Bu süngerle öyle bir şey yaşamadım. Onun avantajı var kesinlikle. Yani pudrayı her yere dağıtmadığı kadifemsi dokusundan kaynaklandığını düşünüyorum. Yani pudra üzerinde kalıyor süngerin, hapsediyor. Ya da ıslak, nemli olduğu için değil mi? Onun da tabii ki şeyi var. Yani bir baking ürünü olduğu için biraz bu şekilde cildimde bırakacağım. Diğer pudralarımla sonra devam edeceğiz. Bir likit highlighter'ım var. Onunla devam edeceğiz. Daha doğrusu likit de değil ama krem. Tony Moly markası. Bu galiba Kore ürünü olması lazım. Evet, Made in Korea. Yani bir Kore ürünü. Kore Beauty. Zaten bu aralar pek tercih edilen bir şey. Bu bana 15 euroluk kutumdan çıktı yine. Aslında çok tatlı görünüyor. Bu orijinal boyu değil, minik boyu. O yüzden de aşırı bir tatlı zaten. Şöyle bir highlighter. Bunu deneyeceğim. Biraz korkuyorum çünkü fondötenimi kaldırabilir diye düşünüyorum. Ben ilk paketi açtığımda onu bir lip balm sandım. Yani açmadan. Evet, ben de öyle sandım. Lip balm böyle bir şey herhalde dedim. Pudrayı kaldırıyorum. Sonra açıp ambalajını okuyunca, highlighter deyince şaşırdım. Aslında tatlı bir görünüm. Kaldırdı. Ve blend yapamıyorum. Cildime oturdu ve gitmiyor. Süngerimi alarak uygulamak istiyorum bir de. Belki o zaman daha iyi blend yapabilirim. Günlük hayat için bence güzel. Veya az highlighter seviyorsunuz. Yani bilemedim. Fiyatını da bilmiyorum ama galiba çok uygun fiyatlı değil.
Kore ürünleri genellikle pahalı olabiliyor. Ama tatlı, ambalajı falan bence değişik bir ürün olduğu için tavsiye ederim. Normalde Sephora'da satılıyor bu marka. Bu markanın şeyleri çok ünlüydü. Galiba bu markaydı o el kremleri ama muz şeklinde olan. Ve dudak için bir şeyleri vardı öyle muz şeklinde. Bayağı ünlü. Evet, biliyorsunuz pudramı her yere uygulamadım. Bu yüzden başka bir pudraya geçiyorum. 3 tane Kiko ürünüm var. Kiko'dan alışveriş yaptım çünkü bayağı bir indirim vardı. Çok da denemek istediğim bir marka olduğu için merak ettim. Denemek istedim. Şöyle iki pudrayı göstereceğim daha sonra. Bunları bir kenara bırakacağım. Renkli pudrama geçeceğim. Unexpected Paradise koleksiyonundan. Bendeki rengi 02 Porcelain. Powder Foundation yazıyor. Yani pudra fondöten. Şu şekilde. Açıkçası Kiko'nun ambalajı beni bayağı şey yaptı, şaşırttı yani. Uygun fiyatlı bir marka olmasına rağmen, yani çok da uygun fiyatlı değil aslında ama ortalarda olmasına rağmen bir MAC kadar kaliteli ambalajı var. Beni şaşırttı. Pudra konusunda aslında çok seçici değilim cildim için olduğunda. Gözlerimin altına uyguladığım pudralarda biraz daha seçiciyim. Biliyorsunuz bu renkli pudralar cildinize biraz daha kapatıcılık verdiği için özellikle bu fondötende fena da olmadı aslında böyle bir pudramın olması. Çünkü fondötenin kendisi zaten çok doğal bir bitişli olduğu için biraz daha kapatıcılık fena olmadı. Diğer iki pudrama geçiyorum. Şu pudrayı kenara koyalım da karışmasın. Yine Kiko'nun biri Lost in Amalfi koleksiyonundan. Diğeri de Tuscan Sunshine mi diye okunuyor. Galiba. Yine ambalaj tabii ki efsane bence. Şu Lost in Amalfi turuncu olan da Tuscan Sunshine koleksiyonundan. Turuncu pudra, ikisi de beyaz bir pudra onu söyleyeyim ilk olarak. Beyaz olan tamamen mat. Finishing powder diye geçiyor. Yani en son bitiş olarak kullandığınız pudra ikisi de. Turuncu olan da ama biraz daha ışıltı var. O yüzden turuncu olanı, yani turuncu ambalajda olanı kullanmak istiyorum ama pudranın kendisi bembeyaz. Gördüğünüz üzere. Sadece içinde birazcık ışıltı var. Bunu sadece gözümün altına, yani göz bölgeme uyguluyorum. Bir de biraz burnumun üzerine ve kapatıcıyı uyguladığım yerlere. Cildimde pudrayı beğendim. Fondöten hafif oturma yaptı şimdi bekleyince. Ama öyle kötü de duruyor diyemem. Memnunum yani. Göz makyajına geçmeden önce cilt makyajımı bitirmek istiyorum. O yüzden bronzer'ıma geçeceğim hemen. Bronzer olarak 3 ürünüm var. Yine 2 tane Kiko ürünüm var. Yine Tuscan Sunshine ve Lost in Amalfi. Ambalajları zaten demin gösterdim. Birisi ışıltılı bir bronzer, diğeri mat bir bronzer. Ki ben bunları bronzer olarak aldım ama bence kontür olarak bile kullanılabilir. Renkleri müsait. Ve Kiko bronzerları çok methedildiği için bunları denemek istedim. Birisi baked, biri normal. Bunları ama bir kenara koyacağım. Diğer ürünümü göstereyim. Rival Loves Me Tropical Bronzer. Yani Rival de Loop markası. Rossmann'da satılan marka. 01 Waikiki rengi. Bu aşırı şekilde Benefit'in Hoola bronzerına benziyor. Kesinlikle bir muadil zaten. İçine de aynı Hoola gibi bir fırça çıkıyor. Bunun da rengi aslında kontüre müsait. Uygun fiyatlı bir kontür pudrası arıyorsanız kesinlikle bu Rival de Loop'un ürününü kullanabilirsiniz bence. Biraz çikolata kokuyor ama bozulmuş çikolata kokuyor. Yani kokusu pek iç açıcı değil. Ben biraz bununla kontür yapacağım. Şu içinde çıkan fırçayla. Uy. Maalesef bu sorunu Rival de Loop ürünlerinde aşırı şekilde yaşıyorum. Pigmentasyonu biraz fazla Rival de Loop ürünlerinin. O kadar uygun fiyatlı olmasına rağmen. Ama gördüğünüz üzere bence fena da blend edilmiyor. Sorun değil yani.
Ben fırçayı bir kenara bırakacağım. Çok bozuttu. Normal kendi fırçamdan kullanacağım. Uyguladığınızda koku burnunuza geliyor, onu söyleyeyim. Ben fazla uygulamayacağım çünkü diğer bronzerımı da denemek istiyorum. Ben şu Lost in Amalfi koleksiyondaki Back Bronzer'ı denemek istiyorum. Kiko'dan aldığım. Bunu zaten az önce göstermiştim. Ve bir fırça aldım Kiko'dan. Onu da göstereyim. Şöyle bir Kabuki fırçası. Bu da çok güzel. Bununla uygulamak istiyorum. Bunun için bronzerımı bir hafif alacağım tabii ki. Açıkçası fırça biraz lekeli bıraktı. Ve bronzer göründüğünden daha turuncu. O yüzden kontürü tavsiye etmem. Yani pigmentasyonu yüksek bunun da ama kesinlikle onu söyleyeyim. Ama ambalajda göründüğünden biraz daha turuncumsu ve koyu bir renkte. O yüzden dikkatli olun derim ama kalite açısından bence güzel bir bronzer. Bunu da beğendim. Fırçada pek emin olamadım sadece. Blend yapabildim kendi fırçamla. Sorun olmadı yani. Güzel. Diyecek pek bir şeyim yok. O yüzden hemen pudra highlighter'ımla blush'ıma geçeceğim. Pudra highlighter olarak yine Kiko'nun bir ürünü. Kiko'dan bayağı bir şeyler aldım. Glitter Baked Face Highlighter. Biliyorsunuz bu aralar böyle simli highlighter'ları bayağı seviyorum, beğeniyorum. Kiko'da da bunu indirimde görünce hemen almak istedim tabii ki. Zaten adı da diyor glitter. Yani simli bir highlighter. Simli highlighter sevmiyorsanız tavsiye etmem. Bir Hatch Cosmetics'in bir fırçasını alıyorum. Bunu da alışveriş videomda göstermiştim. Bayağı başarılı. Bayağı simli. Keşke başka renkleri de olsaydı. Çünkü pembe highlighter fazla kullanmıyorum. Biliyorsunuz. Daha sarımsı olsaydı, altınımsı olsaydı daha fazla kullanma şansım olurdu. Ama kalite açısından güzel bir highlighter. Sevdim. Ve bence her cilt tonuna gidebilir bir highlighter. Ama allıksız kullanılmaz bence çok pembe olduğu için. O yüzden hemen allığımı da kullanıyorum, uyguluyorum. Allık olarak iki ürünüm var. Butanic diye bir marka. İlk defa duyuyorum. Fantasy Bloom adında yine 15 Aralık kutumdan çıkan bir ürün. Şöyle güllü bir blush. Minicik bir blush yine tatlı. Bu gül kokuyor gerçekten. Bir de Lost in Amalfi koleksiyonundan yine Kiko'nun. Şöyle bir allığım var. Ben seçeyim mi? Olabilir. Kiko. Kiko mu? Evet, çünkü merak ettim. Bu da güzel ama neyse ki kullanalım. Bu da yine baked bir ürün. O yüzden az kullanacağım. Çünkü baked ürünler genellikle aşırı şekilde pigmentli oluyor. Bu da ışıltılı. Çoğu makyajla gider. Rengi çok şey değil ama bu kadar simli olduğunu tahmin edemedim. Çok simli allıklar kullanan biri değilim. Cildim malum gözeneklerim büyük olduğu için. Ama güzel, fena değil. Yazın tercih edebilirim. Şimdi maalesef kışa girdiğimiz için pek kullanacağım bir blush değil. Ama güzel. Hemen kaşlarla devam edeyim. Kaş için yeni ürünüm yok. Revolution'ın kaş kalemini kullanacağım ve Flormer'ın kaş maskarasını kullanacağım. Bence kaşlarımı hemen yapayım. Sonra yine sizlerleyim. Göz makyajına geçelim.